size Kefa Bombüs Tantan Nugget takımının açılışını ve tanıtımını yapacağız. Şimdi başlayalım. Diğer nargilere oranla değişik bir camı var. Rockstar lüle. Bu çelik, bunun çelik olması çok iyi. Bu çelik olduğu zaman zaten buna çelik nargile diyebiliriz. Çünkü diğer yerlere cam var. Hemen kurulumuna geçelim. Zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar bu susturucusu. Ben susturucu sevmiyorum. Nargile içtiğiniz zaman o fokur fokur sesi duyacaksınız. Onu zaten güzel bir adam. Tabii. Dileyenler bunu takabilir. Ben takmayacağım. Bunu kurduğunuzda bu şekilde kurmayın. Hortumu takamayacaksınız. O yüzden şu şekilde yakmayın. Ondan sonra bunu da silikonla takın. Rockstar bile efsane burada. Bunu da taktıktan sonra ondan sonra ucunu buraya. Adamlar her şeyi düşünmüş arkadaşlar. Videoda bir şekilde hava kaçırma ihtimali yok. Boşuna mark olmuyor. Bu içim hazır. Ben bunun içine toz da koyacağım. Şu an. Şunu çıkartalım. Ben siz bunu böyle seveceğim. Şimdi içine tozunu koyacağım. Kaşın ucuyla çok fazla olmadan altın tartar gibi aynen içenler bu da tamam. Ondan sonra suyunu koyduğumuzda nargile kısmı tamam olacak. Teşekkür ederim. Bu arada siz benim gibi yapmazsanız çeşmeden kullan, ben paramsız kullanıyorum. Benim param çok oluyor. Suyu da fazla koymayın. Ağzınıza kaçma ihtimali çok yüksek. Arkadaşlar koyacağınız su çubuğu bir parmak geçse yeter. Yani bu şu anda iyi. Nargilemiz hazır arkadaşlar. Denemek için.
Suyun rengine bakmak için. Şekilleri güzel, fena değil. Şimdi tütünlerimize geldi. JBR Ember. Arkadaşlar, sürekli farklı bir tat deneyeceğiz. Bugün Sweet Princess deneyeceğiz. Bakacağız içeriğine. Tadına. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Bu bir ilgilendir. Ben bir şey yapıyorum çünkü. Bir tane ıslak mendil alabilir miyim? Arkadaşlar, tütünleri böyle iyice yayın. Tütün ne kadar sık olursa duman kalitesi o kadar az olur. Böyle iyice dağıtın. Şerbetini sıkabilirsiniz. Ben sıkmayacağım. Ben böyle sıkıyorum. Zaten nargile damak tadıyla alakalı. Ne kadar koyacağımıza gelirsek, bu biraz da içinle alakalı. Lotus'ta tütünün birbirine değmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü tütünü yakar. Ondan sonra öksürtür bu şimdi. Kefo Rockstar bile bayağı geniş bir bile bayağı aldı. Bununla bayağı bir uzun içi yapabilirsiniz. Arkadaşlar, közlerimizi de koyduk. 3 tane köz koyduk buna. Ortadan bunun demlenmesi için 2-3 dakika bekleyeceğiz. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ondan sonra tekrar içmeye ve tadım testine başlayacağız. Evet arkadaşlar, nargilemiz demlendi. Şimdi tadım testine geçelim. Güzel bir tadı var. Kavun yoğunlukta böyle nanemsi, buz. Çilek de alttan geliyor. İyi bir karışım olmuş. Nargile performansı da süper. Fresh sevenler için ideal bence. Ben zaten kavunu seviyorum normalde. Bu bana çok hitap ediyor. Kavun, buz, alttan da hafif bir çilek. Bence mükemmel olmuş. Tabi arkadaşlar, bu nargile tütünü, bu tamamen kişinin damak tadıyla alakalı. Ben mesela nakla bana hitap etmiyor kap içine. Ama herkes hasta.
Bu tamamen sizin damak tadınızla alakalı. Ama hem böyle hafif hem fresh istiyorsanız bence bunu deneyin. Yanınıza da çayınızı, kahvenizi almayı unutmayın. İki keyifli yerde yaşayın. Kızgın kumlardan serin sular atlamış gibi olursunuz. Bunun yanında meyve tabağı da yapabilirsiniz. Öyle de olabilir. Ben kahve içmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi bu damak zevkine alakalı. Arkadaşlar, yorumların altına yazın. Hangi GVR denememi istiyorsanız, gelen en çok yorumlara göre o GVR deneyelim, test edelim, tatlarına bakalım. Gelen yorumlara göre bunları değerlendirelim. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda hangi tütünü içelim? Bunda siz karar verin. En çok attığınız yorumları onlardan başlayalım. Bizi tavsiye etmeyi, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olun. Instagram hesabımız Nargileci abi. Oradan da bizi takip edin. Dumanınız bol olsun.